Hepsi burada. Sanatın ruhunu sunar. Hepsi Burada'nın sanat platformu, Sanat Burada'nın katkılarıyla sunduğumuz programımız devam ediyor. Şimdi İstanbulluların yeni buluşma noktası olmaya hazırlanan Tersane İstanbul'dayız. Bu hafta iki tane konuğumuz var. Bir tanesi cello sanatçısı Cemal Aliyev, diğeri ise sanatçı Deniz Doğruyol. Cello sanatçısı Cemal Aliyev. Hoş geldin Cemal. Hoş bulduk. Sen uluslararası bir yıldızsın. Pek çok ülkede dünyanın en büyük klasik müzik festivalinde solo konserler veriyorsun. Dünyanın en önemli 30 genç klasik müzisyenleri listesindesin. Bizi gururlandırarak temsil eden baş sanatçılarımızdan birisin. Teşekkür ederim. Sen Bakü'de doğdun ve müzikle iç içe büyüdün. Bütün ailen müzisyen. Evet. Önce istersen bundan bahsedelim. Müzikle bu kadar iç içe büyümeseydin yolun bambaşka olabilir miydi? Kesinlikle. Çünkü zaten biz klasik müzikte enstrümanımızı böyle 5, 6 belki en geç 7 olarak yaşımızda başlamamız gerekiyor. Ve zaten o yaşta biz bilmiyoruz yani. Benim bütün ailem, dediğim gibi annem, babam, dedem, herkes müzisyen oldukları için ve evde sürekli müzik olduğu için ben de işte herhalde özenmiştim onlara böyle. Dedem sürekli evde çalışıyordu, çok ünlü. Cello mu çalıyordu? Cello, evet. Hı hı. Benim ilk hocamdı ve çok ünlü bir devlet sanatçısıydı Azerbaycan ve Bilkent'te de çok önemli bir hocaydı Ankara'da. Ve sürekli evde çalışıyordu işte, ben de böyle iki tane sopa alıp sanki cello çalıyormuşum gibi yapıyordum. Bir sürü fotoğrafımız var ve işte annemler herhalde, annem de cellist, dediler cello yakışır bu çocuğa, hepimiz müzisyeniz. Hepimiz bu yoldan geçtik ve onu en doğru yolda ilerletebiliriz bu meslekte. Ve o yüzden sanki çok da benim seçimim değildi. Çünkü ben futbolu çok seviyordum. Değişik sporları seviyordum. Yüzmeyi çok seviyordum. Ve herhalde o yaşta bana soru sorsalar, çello mi çalmak isterdin ya da başka bir şey, ben herhalde futbol falan derdim ya da herhangi başka bir şey. İlk sana sormamışlar Cemal. İyi ki sormamışlar diyorsun ama biliyor musun, benim 13 yaşıma kadar hayatım çok güzel, güzeldi diyemem. Biliyorum, oralara geleceğim. Geleceğiz, tamam. Ama önce müzik serüveninden devam etmek istiyorum. Bakü'den sonra hayatın nasıl gelişti? İşte 2 aylıkken biz hepimiz 1993'te Ankara'ya yerleştik. Ben işte Ankara'da Bilkent'te ilkokula falan gittim. Çok güzeldi. Ana dilim Rusça ama Türkçe, Azerice hiç yok bende ve o zamandan beri hiç gitmedim Azerbaycan'a geri. Ve işte orada Ankara'da büyüdüm. Bir sürü arkadaş edindim. O Bilkent zaten çok müzikal ve ayrı bir kampüs olduğu için Ankara'da o atmosferde büyüdüm ve benim için çok güzeldi. Sonra İngiltere yolculuğum başlıyor. Evet, sonra da işte 2007'de çok ünlü bir cellist vardı. Herhalde gelmiş geçmiş en ünlü isim klasik müzikte. Rostropovich, Mstislav Rostropovich ve ben ona Paris'te çok şanslıydım. Onun son yıllarıydı. Onun Paris'teki evinde ona bir cello dersi gibi bir şey yaptık. Ve o İngiltere, Londra'nın Yehudi Menuhin okulu. O da acayip. Yehudi Menuhin zaten çok ünlü bir kemancıydı ve Londra'nın çok köşesinde, çok güzel ormanlık bir yerde bir müzik okulu kurdu. O beni çok beğenmişti ve hiç bizim aklımızdan bile geçmiyordu. Annemler zaten 13 yaşımda beni göndermek istemiyorlardı. Hı hı. Başka bir ülkeye, dil falan yok ve o kadar aile içinde büyümüş bir çocuktum. Ama tek işte, çocuk musun? Yok, sonra ama. İşte ben gittikten sonra kardeşim doğdu. Ha, ben 14-15 yaşımdayken. Ve neyse işte o Mstislav Rostropovich beni o okula tavsiye etti ve full bursla davet ettiler beni. Ve annemler o yolu seçtiler. Ben hiç istemiyordum gitmeyi. Ama iyi ki gittim çünkü hayatım tamamen değişti. Yani tahmin edebileceğin gibi yani. Acayip bir deneyimdi ve İngiltere'de kariyerim zaten oradan başlayarak. Öyle başladı. Evet. Evet. Peki dedenle çok özel bir ilişkin vardı. İlk hocam, sence bu kadar senin kadar başarılı olmak için senin dedeni gördüğün gibi böyle ideal bir figüre ihtiyaç var mı? Kesinlikle var. O zamanlarda herhalde dedemdi. Ama ondan sonra benim ideal figür zaten sadece müzik, klasik müzik dünyasında olması gerekiyor bence. Yani her sanatçı, örneğin benim için en büyük
idol ya da beni motive eden insan aslında Michael Jackson'dı yani. Öyle mi? Evet. Çok küçük yaştan beri o sahnede, sahne performansı, sahne duruşu, o konsere çıkması, bir sürü insanı etkilemesi falan filan, işte o beni motive ediyordu. Tabii ki de ben klasik, bambaşka bir dünyada yetiştim, klasik müzik dünyasında, ama evet, idol bence gerekiyor. Başarılı müzisyen olmak için, hatta başarılı sanatçı olmak için genler çok önemli. Yeni bir makale okudum. Genlerin önemi ve çalışmanın öneminden bahsediyor. Hatta bir oranlar bile vermişler. Senin genlerinde sanatçılık olduğu çok çok belli, az önce ailenden bahsettin. Ama çalışkanlık da çok önemli. Anladığım kadarıyla çocukluğunda da gerçekten çok disiplinli bir şekilde çalışmışsın. Hı hı. Bu disiplinli dönemden bahsetmek ister misin? Tabii. İşte dediğim gibi... Yani oyun, hiç oyun oynamayacak kadar disiplinli bir dönem miydi bu? Hiç değil ama çok az. Sadece diyelim belli bir saat çalışmam gerekiyordu günde. Ve onu bitirene kadar hiçbir şey yapamıyordum. Yapamıyordum değiliz. Ailem böyle çok katı demeyeyim, nasıl denir bilmiyorum Türkçesi, disiplinli evet, diyelim bence. Disiplinli evet. Bir şekilde beni yetiştirdiler o konuda ve o biraz zordu. Neden? Çünkü bütün arkadaşlarım tahmin edebiliyorsun dışarıda top oynuyorlar falan ya da birbirlerinin evine gidip PlayStation falan oynuyorlar. Ben çalışmadan hiçbir şey yapamıyorum. Tabii ki çalıştıktan sonra gidip yapabiliyordum, artık çok geç oluyordu bilmem ne, artık onlar 5 saat oynamışlar, 1 saat falan katılabiliyordum, bitiyordum. Ve her gün böyle. Ve 13 yaşıma kadar böyleydi ki hem iyi hem kötüydü. Çünkü hı hı. iyi olması, ben bütün cello repertuarını 13 yaşıma kadar geçtim. Bütün cello için yazılan neredeyse her şeyi çalabiliyordum. Ve 13 yaşımda İngiltere'ye gittiğimde artık her şey çok kolaydı benim için. Sadece hı hı. tekrarlamam gerekiyordu, yeni şeyler öğrenmem gerekmiyordu. Ve orada daha çok herhalde ben 13 yaşıma kadar o kadar baskı altında yaşadım ki orada biraz ben bıraktım her şeyi. Rahat yani her şey çok kolay geliyordu. Hı hı. Biraz hayatımı yaşamaya başladım. Arkadaşlar çıkıp arkadaşlarla bilmiyorum sinema. Top oynayabiliyor muydun? Top Cemal, oynayabiliyordum. O içinde aynen kalmadı. Spor, yüzme, her şeyi yapabiliyordum artık. Süper. Evet, peki demişsin ki kendimi tam olarak ifade ettiğim yer sahne. Cello çalarken hissettiklerinle günlük hayatta hissettiklerin arasındaki farkı anlatabilir misin? Tabii. Günlük hayatta hissettiklerim... Ben o ifadeyi ne demek istedim aslında onu söyleyeyim. Hı-hı. İlk böyle herkes, birisinin güzel sesi vardır ya da çok iyi konuşur, ifade edebilir. Bende ikisi de yok. Ben sadece işte 5 yaşımdan beri cello çalabildiğim için bütün duygularımı en yoğun şekilde cello çalarak ifade edebiliyorum. İnsanlarla iletişim kurabiliyorum. Öyle düşünüyorum. Kurabildiğimi düşünüyorum. İnsan öyle büyülüyorsun Cemal. İşte ona başarabiliyorsam, ki her zaman olmuyor, her konserde olmuyor ama çok işte güzel günümde diyelim, tam o motivasyonda olduğum zaman, o insanlarla o iletişimi kurabildiğim zaman benim için en mutlu, en güzel şey. Ya normal hayatta benim bir sürü tabii ki de kendi düşüncelerim ama kendime saklıyorum. Ama sahnedeyken her şeyi herkesle paylaşabiliyorum. Belki en şeffaf halin değil mi? Evet, aynen. Kesinlikle. Gene bir makalede okudum. Enstrüman çalmanın ve çalınan müziğin müzisyenin karakter oluşumunda etkisi çok büyük. Sence de senin çaldığın müzik senin karakterinde etkili oluyor mu? Aslında evet, kesinlikle. Çünkü örneğin benim bir sürü rapçi, hip-hopçu, rockçı arkadaşlarım da var. Nasıl değişik oluyor? Onlar, biz klasik müzik dünyasında biraz daha böyle giyim tarzımıza ya da konuşmamıza ve bizim için en önemlisi, bütün en küçük yaştan beri konserlerde bizim kitlemiz çok farklı insanlar ya, rockçılardan falan. Genelde zaten Türkiye'de biraz farklı ama yurt dışında herkes herhalde 40-50 yaş üstü dinleyici klasik müzik dünyasında. Ve onlarla konuşmayı falan öğrenirken, daha çok onlarla vakit geçirdiğim için küçük yaştan beri çok karakterim çok fazla değişik bir şekilde evet etkilediğini... Etkilendi. Örneğin ben rock çalsaydım, sürekli 18-20 yaş insanları çalsaydım çok farklı bir kafada olduğumu düşünürüm ama evet, klasik müzik dünyası kesinlikle değişik bir...
hayatım. Cemal, senin kadar başarılı bir sanatçının bile sahne korkusu oluyor mu? Tabii ki de. İlk herhalde ben ne zaman başladım doğru konserime? 15 yaşımda falan başlamıştım ve herhalde 22 yaşına kadar çok zordu. Yani sürekli stres. Neden stres? Çünkü biliyorsunuz klasik müzik dünyasında örneğin rock konserinde ya da pop konserine çıkıyorsun, biri sözleri unutuyor, sorun yok. Ya da entonasyon, detone söylüyor, sorun yok. Hı hı. Yani geçiyor, herkes çalıyor. Ama klasik müzik dünyasında öyle bir şey yok. Bizim yanlış çalmamız lazım, ezber unutmamamız lazım, her nota doğru olması lazım. Ve işte bu stres veriyor. Neden? Ne kadar iyi bilsem de insanız. Başka bir şey geliyor aklına ya da unutuyorsun ya da çalarken parmağın doğru kaymıyor. Ve yanlış çalabiliyorsun ki ihtimaller tabii ki de küçük çünkü sürekli çalışıyoruz biz bunu. Ama öyle bir ihtimal olduğu için stres yapıyordum. Ama 22 yaşından sonra artık o kadar çok sahneye çıktım ki artık onu da takmamaya başladım. Sen hangi ruhsal halindeyken daha çok müziğine sığınıyorsun? Yani çalışmak ayrı, çalışırken hangi ister depresif hisset, ister mutlu bir günün olsun, çalışıyorsan konsantre olup çalışıyorsun onu. Biliyorum. Ama kendi kendine müziğine sığınmak istediğinde genelde mutsuz olduğun dönemler mi yoksa kendini daha yüksek hissettiğin zamanlar mı? Şöyle söyleyeyim. Bizim her gün çalışmamız gerekiyor ya. Böyle tenisçi gibi ya da futbolcu gibi tek başıma oturup çalışıyorum. Motivasyon yüksek oldu moodum iyi olduğunda ben iyi çalışabiliyorum. Üzgün olduğumda çok da oturup çelo çalışırsam olmuyor aslında. Olmuyor evet ama ve benim öyle şeylerim de yok, böyle bir şeye üzüldüm diyelim normal hayatımda ve gidip biraz çelo çalayım kendime ağlayayım. Öyle olmuyor mu? Öyle de olmuyor. Müziğin iyileştirici gücü tartışılmaz. Tedavilerde bile müziğin ne kadar tıpta önemli olduğu biliniyor. Ancak sanki müzikle uğraşan insanların daha acı çekmeye tandansı var gibi bir ön yargı da var. Bu doğru mu? Ben de bunu çok duyuyorum ve nedenini de gerçekten anlayamıyorum. Belki çünkü özellikle klasik müzik dünyasında biz hep zaman bütün turnelerimizi falan tek başımıza yaparız. Ya örneğin ben çelist olarak piyanistle yaparım. İki kişi seyahat ederiz. Beraber olduğum kişiyi çok sevmiyorsam düşünebiliyorsun iki hafta boyunca falan o kişiyle sürekli bütün gün beraber geçirmen gerekiyor. Belki o konuda ya da tek başına konserlere gidiyorsun, orkestralarla çalıyorsun ve sürekli tek başınasın. Yani havalimanından çıkıyorsun, prova salonuna, sonra konser, sonra tekrar otel, sonra havalimanı, sonra tekrar her gün tek başınasın. Belki o yüzden biraz insanlar mutsuz gibi bir algı evet, oluşuyor bizde. Mutsuz değil de bilmiyorum, belki biraz sıkıcı bir hayat yaşıyoruz ama müzisyenlerin mutsuz olduğunu hiç düşünmüyorum yani. Fazıl Say'ın hayatındaki öneminden bahsetmek ister misin ve beraber yaptığınız projelerden? Tabii. Biz daha yeni Amerika ve Kanada, Kuzey Amerika ve Kanada turnesinden döndük. İki hafta bizim yeni albüm çıktı, Hayat Ağacı. O albümünde böyle herhalde 2-3 eseri bütün konserlerimizde çaldık Amerika'da ve Kanada'da. Çok güzel geçti. Fazıl Say'ın benim kariyerimde katkısı çok büyük. Biz 2018'de tanıştık bir vakıftan ve o günden beri hep çok destekledi beni. Bir sürü konserde beraber çaldık, albüm kaydettik ve şimdi bu turneyi yaptık ve bir sürü de daha konserimiz olacak. Onun için Fazıl gibi bir sanatçıyla sahne almak ve onunla böyle işlerde. Zaten biz beraber iş yaparken ben ondan o kadar çok şey öğreniyorum ki. Sahneye çıkarken bile, sahnede çalıyoruz ya. Onun verdiği enerji. Çünkü ben öyle, benim de tabii ki de değişik çaldığım piyanistler, orkestralar falan var ama çok değişik bir seviye olduğu için acayip. İşte anlatıyordum ya, Steven Esserles tam önümde oturuyor ve beni acayip etkiliyor idol olarak. Ve aynı şekilde Fazıl'la da çalarken acayip şey, değişik bir dünyaya giriyorsun. Yani onun bütün dünyasını yakından izleyebiliyorsun ve beraber müzik yapıyorsun. Ve bu bana çok şey öğretiyor. Çok şey öğretiyor. Evet. Peki başka yeni projelerin var mı? Evet. Şimdi bizim Ece Dağıstan ile Dünyadan Şarkılar projemiz var. İlk önce biz herhalde bir 10-12 eserlik
değişik. Şimdi hangi parçalar olduğunu söylemeyeceğim. Ama çok güzel eserler aranje edilecek. Çello, piyano, belki kuartet eşliğinde. Onlara kaydedeceğiz ve yazın 2023'te konserlerimiz başlıyor. Biz beraber bir de sevgili Zülfü Livaneli ile bir projemiz var Ocak ve Şubat aylarında. Onun da birkaç eserini kaydedeceğiz, çalacağız ve onun konserlerini yapacağız. Onun için bu konuda da çok heyecanlıyım. Harika, ben de heyecanla bekliyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum Cemal katıldığın için. Sağ ol. Dada İz Stüdyo'nun kurucusu ve sanatçı Deniz Doğruyol. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk Elif'ciğim. Deniz, bize kendinden bahseder misin? İzmir doğumluyum. 9 Eylül Güzel Sanatlar'da fotoğrafçılık üzerine eğitim aldım. Sonrasında Amerika'da Los Angeles'ta yaşadım belli bir süre. Orada Saddleback Fine Arts'ta resim üzerine eğitim aldım ve Dada İz Stüdyo'yu aslında Los Angeles'ta yaşarken kurdum. İstanbul'da ilk atölyemi kurduğumda ağırlıklı kağıt ve doğal malzeme üzerine çalışıyordum. Sonrasında işin içine... Oraya geleceğim Deniz. Tamam. Kullandığım malzemeler bana çok ilginç geliyor. Hem doğal malzemeler olduğu için hem de günlük hayattan çok malzeme kullandığın için. Evet. Bundan bahseder misin? Tabii ki. Esasında eşyalarla benim aramdaki ilişki, ben onları 10 sene önce diyelim bir yerde karşılaşıyorum bir herhangi bir objeyle. O gün için onu toplarken onunla hangi işimin parçası olacağı hakkında hiçbir fikrim olmuyor. 10 yıl sonra yaptığım bir işin bir parçası oluveriyor. Sen sanatını nasıl tanımlarsın? Sanatımı nasıl tanımlarım? Samimi, denizin dışa yansıması olarak tanımlayabilirim aslında. Hayatımın belli dönemlerinde benim kendi içsel yaşadığım durumların bir şekilde dışarı yansıması benim işlerim. 3 sene önce çocuk sahibi oldum, 3,5 sene önce. Ve 6 ay sonra yaptığım sergi tamamen aslında benim annemle olan ilişkimin bir dışa vurumuydu. Benim çocukluğumun, esasında bu coğrafyada doğup büyümüş kız çocuklarının yaşadığı kimlik dertlerinin bir dışa vurumuydu diyebilirim. İşte orada hafif meşref vardı, evde kalmış kız vardı, bekarlık sultanlıktır vardı. Bekarlık sultanlıktır işim şöyle komikti, onu anlatabilirim. Onu evet soracağım. Ve orada kullandığım bekarlık sultanlık mı acaba? Anlatabilirim. Orada 8 tane kadın kolaj iş çalıştım. Bir tanesinin kulağında kiraz vardı, diğerinin ağzına muz verdim. Aslında bu kızlar evde kalmışlardı. Ve anneannemden kalma dantel parçaları vardı böyle üçgen şeklinde. Onları da kafalarına taç yaptım kızlarımızın. Çünkü esasında evde kalmış diyoruz. Belli bir yaşa gelince evlenmemişse genç kız diyebilirim. Onların kulaklarına verdiğim kiraz, kulaklarımıza kiraz takarız küçükken. Biz ağzımızdaki muz da aslında çok büyük bir ironi taşıyor benim için. Dedim ki bekarlık sultanlıktır, aslında evde kalmış değildir dedim ve anneannemin o dantellerini de onlara taç yaptım. Senin eserlerine baktığımda çok renkli ve cesur eserler görüyorum. Evet. Sen de öyle biri misin? Kesinlikle öyle biri olduğumu düşünüyorum. Ben Dadaizm'den bu kadar etkilenmemin sebebi hem çok fazla malzeme kullanıyor olmam hem de oradaki o absürtlük, oradaki o kuralsızlık benim de hayatımın içinde çok fazla var. Dolayısıyla işlediğim konularda da bunu çok fazla görebilirsiniz. Çok fazla renk görebilirsiniz. Çok fazla ironi görebilirsiniz. İşte provokatör bir tavır görebilirsiniz. Biraz kışkırtıcı bir tarafım da var esasında işlerimde. Dolayısıyla ben kendimi bu anlamda kendi hayatımdaki, kendime gösterdiğim belki cesareti, hayata gösterdiğim cesareti işlerime de çok fazla yansıtıyorum. Renk benim hayatımın vazgeçilmezi. Dolayısıyla kullandığım, yani çoğu işim zaten renkli, rengi çok fazla kullanıyorum. Rengi illa renkle değil, kullandığım objenin fark yaratan detayıyla da benim için o da bir renk oluyor. Erkek gibi kadın serisi var. Senin eserlerin arasında benim en çok etkilendiğim işlerinden bir bölüm. Evet. Bundan bahseder misin? Çünkü erkek gibi kadın hani birazcık evet. Duyunca biz kadınların sinirini bozabiliyor ya. Evet, kesinlikle. Zaten benim çıkış noktam da oydu. Erkek gibi kadın demek, becerikli kadın demek, yeterli kadın demek. Esasında kadının önüne koyduğumuz sıfat yine beceriklilikte erkek sıfatı. Evet. Dolayısıyla bu beni acayip rahatsız eden bir durumdu. Dolayısıyla ben bir sergimde
eski erkek fotoğrafları, böyle 1900'lerden, 1930'lu yıllardan erkek fotoğraflarını aldım. Madem dedim erkek gibi kadın diyorsunuz siz bize, ben de o zaman o erkekleri yarısını erkek, yarısını kadın çalıştım. Yani var olan erkek fotoğrafını koyup diğer tarafına da elimle kadına dönüştürdüm, resim yaptım ve onlara kırmızı ruj sürdüm. Kırmızı ruju neden sürdüm? Çünkü erkek gibi kadın çok meşguldür. Çünkü her zaman işte her şeyi çok becerir ve hiç zamanı yoktur. Dolayısıyla rujunu da hiçbir zaman muntazam süremez dedim. Ve kırmızı ruj sürüp o bütün rujlarını bozdum. Esasında yine de orada yine bir ironik bir gönderme vardı bu söyleme. Çünkü kadın varlığıyla zaten çok yeterli bir varlık ve çok güçlü bir varlık. Kadın gibi kadın olmalı kadın, erkek gibi kadın değil dedim. Bunu bu şekilde zikretmeye ihtiyacımız yok. Dolayısıyla onların da rujunu bozarak yine ironik bir şekilde tavrımı ortaya koydum. Eserlerinde kullandığın malzemelerin geri dönüşümlü olmasını çok önemsiyorsun. Evet. Bundan bahsetmek ister misin? Tabii ki de. Esasında şöyle, yani ben bulduğum bir objeyi veya bir eşyayı eşyayı bir tuval olarak da kullanabiliyorum. Yani eşyanın üzerine resim yapabilirim. Eşyanın üzerine bir asambalaj iş yapabilirim veya bir eşyayı bir heykele çevirebilirim. Bunu ne yapıyorum? İleri dönüştürüyorum. Esasında bir 100 yıl daha yaşatıyorum belki o hayatımız içindeki objeyi. Ona yerinden edip başka bir işlevle görsel bir şölene dönüştürüyorum. Aynen, daha estetik hale getiriyorsun. Kesinlikle. Dolayısıyla benim için çok önemli. Hem upcycle tarafı önemli, ileri dönüştürmek önemli, hem de recycle tarafı önemli. Çok fazla çocuklara recycle projeler ve workshoplar veriyorum. Onlara geri dönüşümün ne olduğunu anlatıyorum ve bunu sanatla nasıl birleştireceklerini öğretmeye çalışıyorum. Bir sergin var mı şu an ya da bir sergi projen var mı? Şu an daha cumartesi günü başladı, hatta iki gün önce başladı. Çağla Ceboğlu Galeri'de İdaresin içinde karma bir sergi var. Ocak ortasına kadar devam edecek. Sonrasında yeni yılda bir kişisel sergim olacak. Onun üzerine çalışıyorum şu anda. O da bir süreç içerisinde belli olacak. Ben de merakla bekliyorum Deniz. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Hepsi Burada'nın sanat platformu, Sanat Burada'nın katkılarıyla sunduğumuz programın sonuna geldik. Haftaya yeni bir konu ve konuklarla görüşmek üzere. Hepsi Burada, sanatın ruhunu sundu.